Sabah ekranından herkese günaydın. Ben Orhan Çal. Dün Fed'in faiz indirimine geç gittiği düşüncesi ve Orta Doğu'daki gerilimler sebebiyle küresel piyasalarda deyim yerinde ise bir deprem yaşandı. Asya piyasalarına başlayan sert düşüşler Amerika, Avrupa ve Türk borsalarında da etkili oldu. Güne 6,7 düşüşle başlayan borsa İstanbul tam iki kez devre kesici uyguladı. Tüm bu gelişmeleri ve bu gelişmelerin ardından yaşanacakları değerli konuklarımla tartışıyor olacağım. Ancak öncesinde bir haber turuna bakalım. Chicago Fed Başkanı Gorsby, Amerika'da geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin beklenenden zayıf olmasına karşın resesyona benzemediğini ifade etti. Kararları alırken ekonominin seyrine ilişkin ileriye dönük olacaklarını aktaran Gorsby, bankanın gelecek toplantısına kadar daha birçok verinin geleceğini kaydetti. Fed'in acil toplantıya giderek faiz indirimi yapıp yapmayacağı konusundaysa yorum yapmaktan kaçınan Gorsby, bunun çok büyük bir masa olduğunu, dolayısıyla faiz artışları ve indirimleri gibi her şeyin her zaman masada olduğunu dile getirdi. Goldsby, eğer ekonomide bir bozulma olursa Fed'in onu düzelteceğinin altını çizdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayında aylık enflasyon %3,23 oldu. Haziran ayında aylık enflasyon %1,64 olarak kaydedilmişti. Yıllık enflasyonda ise yavaşlama ivmesinin devam ettiği görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz'da yıllık enflasyon ise %61,78 olarak gerçekleşti. Veriler çekirdek yıllık çekirdek göstergelerde de yavaşlama işaret etti. Buna göre Temmuz'da yıllık çekirdek enflasyon %60,23 oldu. Haziran ayında yıllık çekirdek enflasyon %71,41 düzeyindeydi. Temmuz ayında elektrik faturalarına gelen %38'lik zam enflasyonda etkisini gösterdi. Bu zamın etkisiyle aylık en yüksek yüksek artış %8,08 ile konut tarafında yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamile toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hükümetin, üretenin, çalışanın, istihdam sağlayanın daima yanında olduğunu dile getiren Erdoğan, Son 22 yılda savunma sanayi başlığı olmak üzere birçok başlıkta ülkemizi parmakla gösterilen seviyelere ulaştırdık. Önümüzdeki dönemde iyi çalışılmış, Türkiye ekonomisine katkı yapacak yeni paketlerle iş dünyamıza destek vermeyi sürdüreceğiz dedi. Erdoğan ayrıca Haziran itibarıyla enflasyonda başlayan düşüş sürecinin Temmuz'da biraz daha belirginleştiğini ve önümüzdeki aylarda bu eğilimin hızlanarak devam edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haziran'la başlayan dezenflasyon sürecinin Temmuz ayı yıllık enflasyon oranının %60'lı düzeylere inmesiyle hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Yılmaz, sürdürülebilir ve dengeli büyüme, istihdam ve ihracat artışı, düşen cari açık ve sıkı kamu maliye politikamızın yanı sıra yapısal reformları hızlandırarak ekonomide öngörülebilirliği daha da arttırmayı hedefliyoruz. Amacımız 2026'da ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon oranıyla buluşturmak. Fiyatlar genel seviyesindeki artışı asgari seviyeye indirerek küresel gelişmelere karşı ekonomimizin direncini güçlendirmek ve toplumsal refahı karılıcı olarak arttırmak amacıyla programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Türkiye'nin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir açıklamasını yaptı. Erdoğan açıklamasının devamında, "Gelinen noktada sosyal medya şirketlerinin çıkarlarına dokunan her hususta mafya gibi davrandıklarına bizzat şahit oluyoruz. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız değerlendirmesinde bulundu. Açıklamasına hükümet olarak bizim kimsenin özgürlüğüyle, ifade hürriyetiyle, işiyle, aşıyla, ticaretiyle ve hayat tarzıyla herhangi bir sorunumuz yok diyerek devam etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli kararının e-ticaret üzerinde olumsuz etkileri olabileceği yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu bakan Instagram üzerinden yapılan ve genellikle kayıt dışı gerçekleştirilen satışların vergi gelirlerinin azalmasına sebep olduğunu vurgula vurguladı Bu satıcılar yasal yükümlülükleri yerine getiren işletmeler karşısında haksız rekabet oluşturarak avantaj sağlıyor Bu satıcılara ulaşılması mümkün olmadığından satış sırasında veya sonrasında ortaya çıkan problemlerde, Tüketici mağduriyetleri yaşanabiliyor dedi. Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarından yapılan alım satım işlemlerinin telefon numarasından veya WhatsApp uygulamasından iletişime geçilerek gerçekleştirildiğine dikkat çeken bakan bu nedenle Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarından yapılan tanıtımlar üzerine doğrudan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen satışlar elektronik ticaret olarak nitelendirilmiyor ve ilgili kanun kapsamında yer almıyor dedi. dün TÜFE ve ÜFE rakamlarının açıklandığını kaydetmiştik. Hemen bir alt detaylarına bakalım ve ardından grafiklerimizi inceleyelim. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Temmuz'da %3,23 arttı. Yıllık bazda %61,78 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi Temmuz'da TÜFE'nin %3,51 artacağı, yıllık enflasyonunsa ise %62, %62,23'e ineceği yönündeydi. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %39,57 ile giyim ve ayakkabı olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa %104,50 ile eğitim olmuş oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %2,58'le giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup %8,08'le konut olarak gerçekleşmiş oldu. Zaten grafiklerde de detaylarıyla görüyorsunuz. Bir de işin hemen üfe tarafına bakalım. Yurt içi üfe 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,94 artış. Bir önceki yılın aralık ayına göre ise %21,81 artış göstermiş oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre %41,37 artış ve 12 aylık ortalamalara göre de %47,55 artış kaydetmiş oldu. Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %60,34 artış, imalatta %41,84 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %25,27 artış ve su temininde %75, 40 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara mallarında %36,96 artış, dayanıklı tüketim mallarında %49,78 artış, dayanıksız tüketim mallarında %55,41 artış, enerjide %31,09 artış ve sermaye mallarında %40,06 artış olarak gerçekleşmiş oldu. Evet tüfe verilerinin dün için aslında en önemli veriler olduğunu söylemiştik ancak sonrasında yayının başında da söz ettiğim üzere küresel piy piyasalarda yaşanan gelişmeler Borsa İstanbul'u da vurmuş oldu ve aslında tarihte rekor düşüşlere tanıklık ettik. Hemen bir fiyatlamalar cephesine de bakalım. İlk olarak elbette ki Türkiye ile başlayacağız. Borsa İstanbul'un yine %6,7 düşüşle başladığını ve iki kez devre kesicinin uygulandığını söylemiştim. Hemen fiyatlamalara bakalım. Şu anda 9893,41 seviyeleri olduğunu görüyoruz. Ancak dün ilişkin bir detaylara bakalım. Borsa günü %5,54 düşüşle tamamlamış oldu. Küresel piyasalar Amerika'da resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından haftaya tarihi bir düşüş baskısıyla başladı. BIST 100 endeksi günü %5,54 değer kaybederek 9893,41 puandan tamamladı. Endeks önceki kapanışa göre 580,06 puan azaldı. Toplam işlem hacmi 102,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi %5,58 ve holding endeksi %5, 40 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tümü kaybettirdi. En çok gerileyen %8,67 ile finansal kiralama faktöringi oldu. Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi %7,04, sanayi endeksi %6,48, hizmetler endeksi %4,74 ve mali endeks %5,44 değer kaybetti. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası, Tüpraş ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri olurken açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların %5'i ve 7'yi aşması nedeniyle en başına da söylediğim gibi iki kere endekse bağlı devre kesici devreye girmiş oldu. Evet 100'e ilişkin rakamları verdik. Dolar/TL cephesinde 33,46'dayız. Euro/TL'de 36,65, sepet kurda 35,05, gram altında da 2592 seviyelerinin takip edildiğini söyleyeyim ve hemen yönümüzü Amerika piyasalarına çevirelim. New York Borsası Amerika'da resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle haftanın ilk işlem gününü sert bir düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi 1000 puanın üzerinde değer kaybetti ve %2,60 düşüş göstermiş oldu. S&P 500 Endeksi %3 ve Nasdaq Endeksi %3,38 geriledi. Dow ve S&P 500 endeksleri Eylül 2022'den bu yana en büyük günlük kayıplarını kaydetmiş oldu. Resesyon endişeleriyle güvenli liman varlıkları olan talep güçlendi. Ancak tahvil faizleri başta Amerika olmak üzere birçok ülkede düşüş gösterdi. Amerika'da 10 yıllık tahvil faizi %3,66 ile Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası %3,78 seviyesinde dengelenmiş oldu. Evet Amerika piyasalarına da göz attık. Hemen bir de Avrupa'ya dönelim. Zira o tarafta da büyük düşüşler söz konusuydu. Avrupa borsaları küresel piyasalardaki satış dalgısı nedeniyle yine haftanın ilk işlem gününü sert düşüşlerle tamamlamış oldu. Kapanışta gösterge endeksi olan Stoxx Europe 600 %2,17 değer kaybı yaşadı. 487.05 puana geriledi. İngiltere'de FDIC 100 endeksi %2,04 düşüşle 8.008 puana. Fransa'da CAC 40 endeksi %1,42 geriledi leyerek 7148,99 puana. Almanya'da DAX 40 endeksi %1.82 değer kaybıyla 17339 puana inmiş oldu. Bu arada dün gelen başka bir veriyi de değerlendirelim. Euro bölgesinde yatırımcı güven endeksi Ağustos'ta sert düşüş gösterdi. Temmuz'da eksi 7,3 ol puan olan Euro bölgesi yatırımcı güven endeksi Ağustos'ta eksi 13,9'a geriledi. Temmuz'da 1,5 seviyesinde olan Euro bölgesi beklenti endeksi de yine Ağustos'ta eksi 8,8'e inmiş oldu. Evet dün aslında satış baskılarının Asya piyasasıyla başladığını söylemiştik. Hemen ve Asya piyas piyasasında rica edeceğim rejiden. Asya piyasalarında dünkü durumu konuştuktan sonra bugünkü profile hemen bakalım. Şu anda yeşilleri görüyoruz ama dün bu tarafta da sert düşüşler hakimdi. Asya piyasaları tarihi düşüşün yaşanmasına neden oldu. Japonya pay piyasalarına düşüş %12,4'ü. Güney Kore'de ise %8,5'ü aştı. Japonya'da Nikkei endeksi %12,4 düşüşle 1987 Ekim ayından bu yana en büyük düşüşünü yaşamış oldu. Nikkei endeksinde tek günlük en büyük çöküş Ekim 1987'de kara pazartesi olarak adlandırılan günde 3836 puanlık veya %14,9'luk düşüş olmuştu. 4 Ocak'tan bu yana ilk kez 33 bin seviyesinin altına inen Nikkei 225 vadeli işlemlerde devri kesici çalıştı ve işlemler durduruldu. Yayının başında kur cephesine bir bakmıştık hemen alt detaylarına da geçelim. Kur Türkiye piyasaları açılışının ardından 33,38 TL'ye kadar yükseldi. Böylelikle piyasalar piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Dolar saat 15.27 itibariyle %0.53 yükselişle 33,37 seviyesinde hareket etmişti. Gram altın cephesinde de önemli gelişmeler vardı. Fiyatı ons altın ve dolar tl'nin değerine göre hesaplanan gram altın bu bileşenlerdeki yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2657 liraya çıkmış oldu. Gram altın zirvesinden gerileyerek %1.10 kayıpla 2580 liradan alıcı bulmuş oldu dün ve son olarak petrol fiyatlarına da göz atalım. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi Amerika'daki resesyon endişeleriyle geriledi. Fiyatlar yılın en düşük seviyelerine yakın seyretti. Brent petrolün varil fiyatı saat 16.34 itibarıyla kapanışa göre %1,12 azaldı. 75,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas ürünü ham petrolün varili de 72,81 dolardan alıcı bulmuş olmuştu. Evet aslında borsayla ilgili bir grafiğimiz vardı. Tarihi düşüşlere işaret eden bir grafik. Hemen yönetmenimden onu da rica edeceğim. O tarafa da bir bakalım. Ben zaten az önce detayları paylaştım ama görmeniz için bir kez daha böyle gözler önüne serelim. 28 Şubat 2020'de büyük açılış düşüşlerinden söz ediyoruz bu arada. 28 Şubat 2020'de %10,04'lük bir kayıp vardı. 8 Haziran 2015'te %8,15. 10 Ekim 2008'de %8,09. 30 Nisan 2007'de %7,99, 17 Mart 2008'de %7,04 ve 5 Ağustos 2024'te %6,72 kayıpla açıldığımızdan söz edelim. Evet rakamlar bu şekildeydi. Az sonra yurt dışı gelişmelerle devam ediyoruz. ki bugün bütün gündemimiz dün yaşanan aslında o tarihi çöküşler olacak. Az önce de söyledim. Konuklarımla da zaten bu konuya ilişkin değerlendirmeler yapacağız. Ancak yurt dışı gelişmelerde de yönümüzün tamamı o tarafa doğru olacak. Neden hemen bir tekrar detaylarına bakalım. İlk maddemiz elbette ki küresel piyasalar tepetaklak. Küresel hisse senedi piyasalarında Fed'in faiz indirimleri için geç kaldığı algısı ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yaşanan satış baskısı yeni işlem haftasının ilk gününde oldukça şiddetlendi. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin hayal kırıklığı yaratması Amerikan ekonomisiyle ilgili endişelerin daha da artmasına neden oldu. Goldman Sachs ekonomistleri Amerika'da gelecek bir yılda resesyon yaşanma ihtimalinin %15'den %25'e yükseldiğini ancak işsizlikteki artışa rağmen bu riskin sınırlı olmaya devam ettiğini belirttiler. Citigroup ve JP Morgan Eylül ve Kasım toplantılarında Fed'den 50'şer bas puanlık indirimler beklediklerini duyururken tahvil yatırımcıları yıl sonuna kadar yaklaşık 5 çeyrek puanlık eşdeğer bir indirim fiyatlamaya başladı. Bu da son 3 toplantıda 50 bas puanlık faiz indirimlerinin gündeme gelebileceği beklentisine işaret ediyor diyelim ve hemen olağanüstü Fed beklentisine yönümüzü çevirelim. Aslında zaten söylediğim gibi Fed'in faiz indirimleri noktasında geç kaldığı beklentisi geç kaldığı düşüncesi tüm bu yaşananlara sebep oldu. Tahvil piyasası aktörleri Amerikan ekonomisinin hızlı biçimde kötüleşeceği endişesiyle Fed'in normal toplantı tarihinden önce gevşeme adımı atması gerektiğini fiyatlamaya başladılar. Yatırımcılar artık bir hafta hafta içinde olağanüstü toplantıyla 25 bas puanlık faiz indirimine gidilme olasılığını %60 ihtimal olarak görüyor. Öte yandan piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek ay 50 bas puanlık faiz indirim ihtimali %60 olarak fiyatlanmaya başladı. Kapital kıdemli piyasa analisti Roda piyasalarda şu an panik satışı yaşandığını belirtti. Amerikan ekonomisinde yaklaşan yavaşlama küresel ekonomik büyümeye dair endişeleri arttırıyor. Yendeki hızlı hareketlerde Japonya hisse senedi piyasalarında aşağı yönlü baskıya neden oluyor değerlendirmesini yaptı. Ve JP Morgan da dipten alım fırsatının yaklaştığı görüşünü paylaştı. JP Morgan'ın hisse alım satım masası teknoloji hisselerinden çıkışın büyük ölçüde tamamlanmış olabileceği ve dipten alıma geçmek için taktiksel bir fırsata yaklaşıldığı görüşünü paylaştı. Dün kurumun müşterilerine gönderilen Şinegel imzalı notta genel olarak düşüşü satın almak için taktiksel bir fırsata yaklaştığımızı düşünüyoruz. Taktiksel konumlandırma monitörümüz üzerindeki birkaç gün daha da düşebilir şeklinde açıklama geldi. Notta güçlü bir toparlanma önümüzdeki birkaç hafta içinde ISM ve PMI enflasyon ve perakende satışlar gibi gelecekteki makroekonomik verilere bağlı olacaktır denilmiş oldu. Tüm bu gelişmelerin ışığında piyasanın korku göstergesi de 4 yılın zirvesine çıktı. Küresel borsalar teknoloji, teknoloji hisseleri öncülüğünde sert şekilde değer kaybetti. Nasdaq 100 vadeli endeksinde kayıp %4'e ulaştı. Japon endeksleri 10 yıldan uzun bir sürenin en sert günlük düşüşünü yaşamış oldu. Amerikan ekonomisine ilişkin yavaşlama endişeleri yoğunlaştıkça yatırımcılar Fed'in acil bir toplantıyla faiz indirimine gidebileceği ihtimali fiyatlarken traderlar bir hafta içinde 25 puanlık faiz indirimine gidilmesini %60 olasılık olarak görüyorlar diyelim ve son maddemize gidelim. Amerika'da muhteşem yedilinin piyasa değerine de sert kayıplar görüldü dün. Toplamda 14 trilyon dolardan fazla piyasa değerine sahip muhteşem yedili olarak adlandırılan Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platform, Microsoft, Nvidia ve Tesla hisseleri satış baskısı altına girdi. Apple'ın piyasa değeri 178 milyar dolar azaldı. 3 trilyon 164 milyar dolara geriledi. Microsoft'un piyasa değeri 96 6 milyar dolarlık kayıpla 2 trilyon 940 milyara düştü. Alfabetin piyasa değeri 74 milyar dolar azalışla 1 trilyon 999 milyar dolara, Amazon'un piyasa değeri 87 milyar dolar düşüşle 1 trilyon 674 milyar dolara, Meta'nın piyasa değeri de 41 milyar dolar kayıpla 1 trilyon 194 milyar dolara gerilemiş oldu. Yapay zekadaki gelişmeler nedeniyle son dönemin ilgi çeken şirketlerinden Nvidia'nın piyasa değeri 191 milyar dolarla en büyük kaybı yaşadı, 2 trilyon 448 milyar dolara geriledi. Tesla'nın piyasa değeri de 20 milyar dolara azalarak 643 milyar dolara düşmüş oldu. Böylelikle muhteşem yedili olarak adlandırılan şirketlerin toplam piyasa değeri kaybı 688 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. dışı gelişmeler bu şekildeydi. Hemen bu gelişmelerin Türkiye'ye nasıl yansıdığına da bir göz atalım. Küresel kasırga elbette ki Borsa İstanbul'u da sarsmış oldu. Küresel piyasalarda Fed'in politika hatası ihtimali ve Amerika'da yükselen resesyon beklentileriyle birlikte jeopolitik gelişmelerin etkisiyle rekor düşüşler yaşandı. Bu düşüşler Borsa İstanbul'a da yansıdı. BIST endeksi güne %6,7 düşüşle başladı. Endeks bazlı devre kesici devreye girdi. İşlemlerin tekrar başlamasıyla satışlar %7'yi aştı ve ikinci kez devre kesici uygulandı. Bist 30 vadelilerde de düşüşler %7'ye kadar ulaşmış oldu. Ve Türkiye'nin 5 yıllık CDS primleri de 300 bas puanı aştı. Burada bir gerileme söz konusuydu. Ancak dün yaşanan gelişmeler tüm ülkelerin CDS'lerine tekrar yükselişe neden oldu diyelim. Ve hemen verilere bakalım. Geçtiğimiz hafta 250 bas puana kadar düşen CDS küresel risk algısının artmasıyla yeniden yükselişe geçti. Cuma günü 261,59 puandan kapanan kredi risk primi dün 41 bas puanlık bir artış gösterdi ve 306 bas puana çıkmış oldu. TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok saç konuya ilişkin bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Paylaşımda gelişmekte olan piyasalar bileşik CDS'inin 155 bas puandan 182 bas puana yükseldiğini belirtti. Konuya ilişkin paylaşımında tüm gelişmekte olan ülkelerde bozulma olduğunu kaydetmiş oldu. Evet dün açıklanan tüfe ve üfe verilerine ilişkin de değerlendirmeler geldi. Uzmanlar enflasyon verilerine ilişkin bakalım neler söylemiş. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Yılmaz, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen bir aylık enflasyonun beklentileri yönetmek açısından önemli olduğunu söyledi. Beklentileri yönetme sürecine değindi. Merkez Bankası'nın Haziran ayından itibaren açıklamaya başladığı sektörel enflasyon beklentilerine baktığımızda özellikle reel sektörün enflasyon beklentisi ve hane halklarının enflasyon beklentisinin halen piyasa katılımcıları anketinin çok üzerinde olduğunu görüyoruz. Burada hane halkları ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin yukarıda olmasının sebeplerinin başında bu aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün henüz bu iki grup tarafından net olarak hissedilmemesi geliyor ifadelerini kullandı. Pateryum danışmanlık kurucusu Doktor İsmet Demirkol ise bundan sonraki süreçte yıl sonu %42'lik enflasyon hedefine ulaşılması için aylık bazda enflasyonun %1,60 ile %1,70 seviyelerine gerilemesi gerektiğini söyledi. Yurtdışı gelişmelerin etkisine de değindi Sayın Demirkol. Küresel risklerin artması, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yükselmesi ve Türkiye'nin ihracat pazarı olan Euro bölgesinin bir miktar daralması sebebiyle ihracat kompozisyonundaki negatif reaksiyonun artması Türkiye'nin döviz girişini etkileyecektir. Turizm geliri dışında ekonomik anlamda döviz girişi yaratılarak dolar TL'nin dengelenmesi gerekiyor ki önümüzdeki aylarda enflasyon artışı bir miktar frenlenebilsin ifadelerini kullandı. Hemen son maddeye de bir bakalım. 5 şirketten ikisi bugün nakit temettü, 3'ü ise bedelsiz verecek. Peki bunlar hangileri? Gen ilaç 1 adet hisseye bürüt 0.37 TL nakit temettü ödemesi yapacak. Türk Tüvok 1 adet hisseye bürüt 3,41 TL nakit temettü ödemesi yapacak. Zap gayrimenkul %540,71 bedelsiz sermaye arttırımına gidecek. Sermaye arttırımı neticesinde yatırımcılar 100 adet hisseye karşılık 540,7 adet hisse alacak. Türkiye Sigorta %330,47 bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Sermaye arttırımı neticesinde yatırımcılar 100 adet hisseye karşılık 330,4 adet hisse alacak. Ulusoy un %292,73 bedelsiz sermaye arttırımına gidecek. Sermaye arttırımı neticesinde yatırımcılar 100 adet hisseye karşılık 292,7 adet hisse alacak. Hissederler 6 Ağustos 2024 günü hisselerini satsa dahi nakit temettü ya da bedelsiz hakkı yanmayacak. 6 Ağustos 2024 günü alım yapanlar bu haklardan yararlanamayacak. Evet yaşanan tüm gelişmeler aslında sabah ekranının ilk kısmında böyle özetlemeye çalıştım kısaca. Sabah ekranının ikinci kısmında biz finansal danışmanlık kurucusu Murat Özsoy'la tüm bu gelişmelerin detaylarına ineceğiz. Ancak şimdilik kısa bir ara. Evet sabah ekranına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşımızda biz finansal danışmanlık kurucusu Murat Özsoy var. Murat Bey günaydın. Aydın, merhabalar. Merhabalar. Aslında dün böyle tarihi gelişmelere, tarihi rekorlara böyle eşlik ederek başladık. Ben bugün ilişkin tüfe verisini konuşuruz diye düşünüyordum ama buna henüz müsaade etmeyen bir piyasalar var karşımızda. Dün Fed'in faiz indirimlerine geç kaldığı endişesi Orta Doğu'daki gerilimler derken küresel cephede çok sert satış baskılarını takip etmiş olduk. İlk olarak Fed'in bu acil toplantı indirimine gitmesine yönelik çağrıları değerlendirmeye alacağını düşünüyor musunuz siz? Çok düşünmüyorum Nurhan Hanım Fed'in böyle bir erken faiz indirimine gideceğini. Çünkü Fed'in faiz politikasına baktığımız vakit böyle piyasalarda yaşanan anlık aşırı küresel panik satışlara değil de daha çok makro verilere ilişkin hareket ettiğini görüyoruz ki Fed Başkanı Powell'ın da en son toplantıda hatırlayacağımız üzere enflasyondan fiyatlardaki artışlarla mücadeleden daha çok istihdam piyasasına odaklı olarak konuştuğunu hatırlıyoruz, hatırlayalım. Dolayısıyla FED tarafında böyle acil bir indirime gidecek de işte piyasalarda bu yaşanan Küresel satış baskılarının bir dur diyecek şeklinde hamle atacağını kesinlikle tahmin etmiyorum. Belki bir Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Powell yapacağı konuşmalarda daha baskın bir Eylül indirimi sinyali verebilir, mesajı verebilir. Bir tek o olabilir diye düşünüyorum değişen gidişat hakkında. Ama onun haricinde bir faiz indirimine bence gitmeyecektir. Onun ilişkin bir ciddi bir motivasyon yok diye düşünüyorum Fed tarafında. FED tarafında aslında bu motivasyon COVID-19 pandemisi döneminde vardı. O zaman acil çağrılara yanıt vermişlerdi ve acil bir toplantı olmuştu aslında. Ama sizin söylediğiniz gibi şu anda yapılıp yapılmayacağına ilişkin görüşler noktasında böyle bazı eleştiriler var. Şimdi UBS'ten bir tahmin geldi. FED'den bu yıl faiz indirimi beklentisini 50 bas puandan 100 bas puana yükseltti. Siz bu revize ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Bugün böyle çok karşı çıkıyor gibi olabilirim ama buna da çok fazla <gülüyor> katılmıyorum. <gülüyor> yani Fed'in şu anki patikasına baktığımız vakit geride kalan 3 toplantıda bence Eylül ayında bir faiz indirim artık neredeyse kesinleşti. Yani 25 bas puanlık bir indirim gelecek gibi gözüküyor. Belki işte 50 bas puan olur mu olmaz mı tartışmaları var ama onun haricinde işte 100 bas puanlık beklentiler çok benim tarafımda da gerçekçi değil. Az önce benim söylediğimle hemen ardından sizin yorumunuz aslında birbirine çok örtüştü. Covid dönemiyle ilişkin bir karşılaştırma yaptınız. Aynı Covid döneminde de işte bahsetmiş olduğum makro dinamiklerde bozulma olduğu için FED bir şekilde daha farklı bir davranış pozisyonuna girdi. Ama şu anda baktığımız vakit Covid dönemiyle şu anda oldukça farklı bir dönem içerisindeyiz kaldı ki işte mesela resesyon konuları falan da konuşulur tartışılır vaziyette ama yani bir ABD'den gelen son iki tane çeyreklik büyüme verisinin de artıda olduğunu en son gelen verinin beklentilerin üzerinde olduğunu ve bir önceki veriden de daha iyi olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla büyüme açısından baktığımız vakit FED'i hareket ettirecek bir şey yok argüman yok kaldı ki istihdam piyasasına ilişkin son derece büyük vurgular yapmışken Fed Başkanı Powell istihdam piyasasından da beklenen soğuma da geldiği için bu ancak Eylül ayındaki faiz indirimini neredeyse kesin hale getirir. Onun haricinde önüne alınmış bir indirim geleceğini tahmin etmiyorum. Kaldı ki bence belki konuşuruz ileride bu panik havasının da zaten birkaç zaman içinde, birkaç gün içerisinde de ben yerini tekrardan yeşil ekranlara bırakacağını da düşünüyorum ayrıca. Aslında tam olarak bu panik havası ne kadar süreceğini merak ediyordum ve size soracaktım ama öncesinde şimdi siz hem büyüme rakamlarına hem de istihdam verilerine dikkat çektiniz. Bu noktada Chicago Fed Başkanı aslında Gorsby'den bir açıklama geldi. Evet veriler kötü görünüyor ama aslında gelen istihdam verileri hala resesyondan oldukça uzak olduğumuzu gösteriyor dedi. O zaman yanılmıyorsam siz Gorsby ile aynı fikirdesiniz. Evet yani ben e, Nurhan Hanım aslında şöyle istihdam verileriyle ilgili benim e, öteden beri düşüncem şu. Bence ABD tarım dışı istihdam verileriyle ilişkin beklenti yanlış konumlandırılıyor. Yani şöyle ki piyasalar bundan biraz geriye saralım e, bu yılın ortalarına doğru gidelim. Belki hatta başlarına doğru gidelim. Hatırlayalım Fed'den 6 tane 7 tane faiz indirim beklentileri vardı bu yıla dair. Ve ABD tarım dışı istihdam verilerine baktığımız vakitte hep beklentilerden çok uzakta veriler açıklandığını gördük. Hatta en son veri yine yanlış fiyatlandı bence. Çünkü beklentinin bu sefer çok altında bir istihdam verisiyle karşılaştık. Yani ABD tarım dışı istihdam verisi piyasaların böyle olmasını istediğimiz şekilde değil de datanın gerçekliğini ilişkin bir şekilde yorumlanıyor olsaydı bence şu anki e, bozulma çok fazla yaşanmayacaktı. Kaldı ki istihdam en son gelen istihdam verisidir bence bütün bu dünden beri yaşadığımız e, küresel şoku e, yaşatan konu. Çünkü beklenmeyen konu aslına bakarsanız o kadar e, oydu. Yani o kadar kötü bir istihdam verisi beklenmiyordu bence hatta şunu da belki bir yeni bir tartışma olarak gündeme getirebilirim. Fed'in geç kalması falan tartışılıyor ya acaba daha evvel adım atsaydı diye. Bence geç kalan Fed değil. Bence geç kalan Japonya Merkez Bankası'dır. Japonya Merkez Bankası bu faiz indirim adımını enflasyonlu mücadele çerçevesinde daha önce e, tekrar atsaydı yani marttan sonra bir daha bir arttırım yapacak olsaydı belki de bugünler yaşanmazdı. Çünkü Japonya Merkez Bankası'nın e, duyurum metnini okuduğumuz zaman Japonya Merkez Bankası'nın toplam tutanaklarını okuduğumuz zaman şöyle bir şey görüyoruz. Japonya ekonomisi kadar neredeyse ABD ekonomisinden bahsedildiğini Fed'in politikalarından bahsedildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Japonya Merkez Bankası aslında Fed'e oynadı. Yani Fed'in erken bir faiz indirimine gitmesine, tarım dışı istihdam verisinin bu kadar kötü gelmemesine oynadı ve piyasalar cuma günü bu derece kötü 114 binlik bir e, tarım dışı istihdam verisi karşılayınca Endekslere bakalım. Bunun yanıtını endekslerde de görüyoruz. 31 Temmuz sabahını biz uyandığımızda Japonya Merkez Bankası'nın faiz artışıyla karşılaştık ve Nikkei endeksi yaklaşık %2 falan bir gerileme göstermiş oldu. Ancak ne zaman ki tarım dışı istihdam verisi devreye girdi ondan sonra tamamen işler tepe takak olmaya başladı. E, dolar yen paritesi aşırı bir şekilde gerilemeye başladı. Dolayısıyla bu algı Bence e, nispeten kırılacak ve bu algının kırılmasıyla beraber işler biraz daha şeye girecek, e, düzene girecek gibi gözüküyor diye düşünüyorum şu anda. O zaman sizin şu an cümlenizin başında söylediğiniz gibi oldu. Biz aslında böyle biraz suçu hani böyle suç demek istiyorum artık Fed'in omuzlarına yüklemiştik ama siz burada Japonya Merkez Bankası'na yönümüzü biraz çevirdiniz. Aslında çok haklısınız. Zaten bu satış baskıları da Asya piyasalarında böyle gözümüzü açmamıza sebep oldu. O zaman bu satışın Asya piyasalarında olmasının nedeni Japonya Merkez Bankası diyebilir miyiz sizce? Japonya Merkez Bankası'nın geç kalması birinci etken bu. E, faizleri yükseltince elbette ki oradan bir takım çıkışların olması doğal. Ancak ABD tarım dışı istihdam verisi ikinci ihtimal, ikinci faktör olarak beklentilerin çok altında geldiği için yani ciddi bir oradaki soğumayı bizlere gösterdiği için tamamen işte e, dolar yen paritesinin aşağı inmesi, FED faiz indiriminin aşırı derecede fiyatlanmasıyla işler tamamen tepetaklık oldu ve Asya piyasalarından çok daha fazla çıkışlar olmaya başladı. Hatta 31 Temmuz günü, şu da önemli. Ben o anki o haftalık yorumumda şuna çok dikkat çekmiştim. Çarşamba günü e, sabah Asya piyasalarından gelecek veriler, e, özellikle borsa yatırımcıları açısından önemli dikkat edilmelidir diye bir uyarım da olmuştu. Nitekim o günden itibaren baktığımız vakit tamamen neredeyse işte roket hızıyla aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. Yani bence burada FED e, şey tahtasında, idam sehpasına çıkarılmaması gerekiyor FED'in. E, hatta şu açıdan da ben e, suçlamaktan ziyade nispeten e, biraz şey yapayım, övgülerimi göndermek istiyorum. Çünkü son toplantı çok önemliydi. Yani FED Başkanı Powell'ın önceki toplantılara kıyasla istihdam piyasası hakkında ben bu kadar fazla konuştuğunu hatırlamıyorum. Yani neredeyse toplantının tamamına yakın orada geçti. Belki de FED tarafındaki o hani verisetinden bahsediyor ya Belki de cuma günü geçtiğimiz hafta cuma günü gelecek istihdam verisinin bu kadar e, kötü olmasına ilişkin bir takım öncü veriler, öncü göstergeler belki vardı FED üyeleri tarafında. Belki de toplantıda bunlar konuşuldu. Çünkü ADP istihdam verisine, JOLS istihdam verisine baktığımız vakit öncü sinyaller olarak geldi. Ve Japonya Merkez Bankası da e, enflasyonla mücadele e, et, e, eden Japonya Merkez Bankası bu faiz indirip bu faiz artışında neden bu kadar geç kaldı? E, ben e, o tarafını gerçekten çok fazla anlamıyorum. Hatta şu da etkili oldu. 25 bas 0 e çıkardıktan sonra Japonya Merkez Bankası bakın şu sinyali de verdi. İlave bir faiz arttırımına gideceğini sinyali de verdi. Bu da yazıyor toplam tutanaklarında. Şimdi hep hard landing, soft landing'den bahsediyoruz. Acaba olacak mı edecek mi falan diye ama Asya piyasaları, Japonya piyasaları gözden kaçtı. Asıl bu Hard Landing tarafını yapan Japonya Merkez Bankası oldu ve bunun sinyali de verdi. Bir artırım daha yapacak gibi gözüküyor. Ancak onun etkileri, şok etkileri tabii bu kadar olmayacaktır. Piyasalar nispeten ona bence biraz hazırlıklı olacak gibi gözüküyor şu an yaşananlardan sonra. O zaman aslında yönümüzü fethediği biraz daha Japonya'ya çevirmemiz gerekiyor ama maalesef şu anda baskılar o tarafta. Şimdi dün tüm bu baskıların sonrasında aslında muhteşem yedilde de böyle dev satışları karşılamış olduk. Burada JP Morgan'dan bir açıklama geldi ve teknoloji hisselerinden çıkışın tamamlanmış olabileceği vurgusu yapıldı. Siz de aynı fikirde misiniz? Sizce teknoloji hisselerinden tamamen çıkış yapılmış durumda mı şu anda? Şu anda tabii ben hem teknoloji hisseleri hem de bütün endekslerde, bütün kağıtlarla ilişkili olarak ve bütün endekslerle alakalı kesin yargılara varmak için henüz erken olduğunu düşünüyorum Nurhan Hanım. Yani şu anki görünümü halen izlemek tarafında olmak lazım. Ee, ne kadar çıkışların olacağı e, bu artık dip noktaları geldik mi buradan yukarı çıkışlar olacak mı ne zaman gelecek bunlar için hala şu aralar beklemede daha beklemek gerekiyor ancak şunu söyleyebilirim şu 39244 seviyesinde olan Dow Jones endeksi benim e, nazarımda görüntüye baktığımız vakit yeniden kısa zamanda 40000 e, seviyesine dayanacak 40000 üzerine açacaktır diye düşünüyorum Nasdaq keza öyle işte bakın ekranda size veriyorsunuz şu anda yeşiller hakim ve bunlar bence daha da kuvvetlenecek. Aşırı çıkış, yani çıkışlar elbet belki biraz sürecektir ama dün gördüğümüz gibi ya da önceki günler gördüğümüz gibi aşırı sert çıkışlar olmayacaktır. Bunların e, tamamına baktığımız vakit ben dün küresel piyasaları da e, çok yakından takip ettim. Olan biten ne, ne var diye Amerika'daki yorumlara, işte Avrupa'daki yorumlara da fazlasıyla kulak verdim ve oradaki ana temaya baktığımız vakit bütün bu gelişmeler çerçevesinde genel kanı, genel yorum bu e, durumun bir ilave bir Alım fırsatı olduğunu yönelik Bun, bu e, kar satışları bunların birer karları etme satışları olduğu ve ciddi alımlara ilişkin ciddi karlara ilişkin alım fırsatları yaratacağına ilişkin görüş şu anda küresel piyasalarda fazlasıyla hakim. Eğer ki e, bugün ve yarın ilave bir takım artışlar görecek olursak e, teknoloji hisselerinden çıkışlar değil teknoloji hisselerine girişlerin olması ba olmaya başladığında görme ihtimalimiz hayli yüksek. Şimdi ekonomistler bu noktada alım fırsatı değerlendirmesi yapıyor ama aslında biz dün çok sıkı panik satışlarını takip ettik. Burada yayınımızın en başına konuştuğumuz konuya gelmek istiyorum. Sizce şu anki fiyatlamaların etkisinde yaşanan bu davranış bozuklukları ne kadar süre devam edecek? Biz bu negatif ekranları ne kadar süre daha izleyeceğiz? Ee, tabii yani bu da aslına bakarsanız şu anda çok e, net yargıda bulmak için erken. Bugün de bence bugün yarın e, yatırımcılar açısından ben daha çok e, izleme tarafında olmalarını tercih ediyorum. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor finansal okuryazarlık kapsamında. Bir yatırım e, kararı da ya, beklemek de bir yatırım kararıdır. İlla pozisyon almak pozisyon kapatmak değil durup bakmak izlemek ne olup bittiğini anlamak da yatırımcının verdiği bir karardır. Dolayısıyla bugün e, ve yarın verilebilecek bence en doğru karar durup e, hatta belki ekranlardan e, şöyle çok yakından mesafeyle bakarak acaba ne oluyor ne bitiyor onu anlamak gerekiyor. Buradan daha fazla ilave satışların gelecek kadar bu e, krizin etkisini devam edeceğini çok tahmin etmiyorum. Hatta ee, biraz yakın tarih de vereyim. Yani bence Jackson Hole toplantısına kadar gelen sürede toparlanmalar olacak. Ve Jackson Hole toplantısından sonra bence ABD endeksleri, e, Asya endekslerinde artılar görmeye başlayacağız. Aslında e, şunu söyleyebilirim. Hep FED faiz indirimi fiyatlanırken işte Eylül mü, Kasım mı diye ABD endekslerindeki asıl coşkunun o zaman geleceğine dair öngörüler mevcuttu. Ben de bu öngörülere sahiptim. Ve şu anda bu seviyelerden alım fırsatlarıyla beraber Eylül'de ve, ve Kasım'da FED faiz indirimlerin sonrasında endekslerdeki gelecek rallilerin ön hazırlıkları yapılmasına ilişkin bütün küresel piyasalar tarafında bence gerekli zemin hazırlanmıştır diye düşünüyorum şu anda Nurhan size aslında tüm bu gelişmelere rağmen oldukça olumlu gördüm Murat Bey. Bu olumlu tavrınızda elbette ki böyle hani ben de bütün böyle yatırımcılara güven aşılısın demek istiyorum. Çünkü gerçekten panik satışları olmaması gerektiğine ilişkin görüşleri ben de takip ettim. Eminim ki yatırımcılarımız da zaten bunları takip ediyordur. Ama işin bir yandan böyle farklı boyutları var. Bir yandan korku endeksi yükseldi. Bir yandan Türkiye'nin CDS'leri yükselişe geçti. Tüm bu gelişmeler ışığında da yatırımcılara böyle biraz sakin kal demek açıkçası zor oluyor. Şimdi sizden en bu CDS'lere ilişkin görüşünüzü de almak istiyorum ben. 300 puan altına ilerlemiş gerilemişken şimdi tekrar 300'lü seviyelerin üzerine çıktık. Burada bu CDS'lerin de yarattığı aslında bir panik havası hakim bence. CDS'lere ilişkin gelecek öngörüleriniz nelerdir? Ee, tabii yani şimdi bizim tarafta bütün e, Asya'da, e, ABD'de bunlar oluyor da bizim tarafta ne oluyor bu kadar gibi bir soru işareti çıktı tabii ki. Hadi borsadaki satışları onları anlamak mümkün ancak CDS'ler tarafındaki bu e, hareketlenme nedir diye ciddi anlamda bir soru işareti oldu. Şimdi bu bütün bu küresel taraftaki haber yoğunluğu içerisinde bütün bu karmaşa keşmekeş içerisinde e, tabii ki bizim enflasyon rakamlarımız da yayınlandı ve yayınlanan enflasyon ilişkin de bunun bence cevabı Mehmet Şimşek'in dünkü enflasyon yorumunda yatıyor bence Temmuz ayında geçici bir yükseliş olduğunu söylemesi. Neden burada yatıyor? İşin püf noktası niye burada? Enflasyonun yıllık gidişatına baktığımız vakit bize söylenen ekonomi yönetim tarafından söylenen konu neydi? Mayıs ayında zirve yapacak enflasyon yıllık enflasyon Mayıs'tan sonra def, baz etkisi kaynaklı olarak inişe başlayacak. Burada bir problem yok. Ancak aylık bazda bu derece bir artış Beklentiler içinde değildi. Neden değildi? Önceki toplantılar işte Hafize Gayi Erkan yönetimindeki Merkez Bankası enflasyon raporu ve sunumların hatırladığımızda bize aylık bazda nerelerde risklerin olduğu söylendi. Aylık bazda nerelerde çıkışların olabileceği söylendi. Ancak daha sonraki toplantılara baktığımız vakit Temmuz ayında aylık bazda %3.5'a varan bir enflasyon oranını yaşayacağımız konusunda piyasada bir beklenti doğmadı. Ne zaman doğdu bu? Artık enflasyon fiyatlaması, işte enflasyon açıklanma tarihini bir hafta kala. Anketlere baktığımızda 3.3'ler, 3.5'ler, 3.7'ler gibi bir takım konular ortaya çıkmaya başladı. ve Dolayısıyla bunun etkisi de Merkez Bankası tarafından üst sınırda 42 olan enflasyonun yakalanmama riski, muhtemel bir kur riski fiyatlama girmeye başlayınca bizim CDS puanlarımızda da yükselişler başladı. Nitekim bütün yani ABD dolar endeksi ciddi manada yerlerde sürünürken evet. dün biz dolar TL'nin yine %0.50'lere neredeyse yakınlaşan artışlarını gördük tabii ki. Bu da işin bir göstergesi. Aynen öyle ama aslında borsa İstanbul'da da büyük kayıplar yaşadık ve yatırımcılar bu noktada ne yapacağını bilemez bir vaziyette ilerledi. Şimdi böyle bir dönemde örneğin bizim hangi sektörlere eğilimimizi arttırmamız gerekir? Şimdi tabii böyle bir dönemde baktığımız vakit mesela bankacılık sektöründe çok aşırı derecede bu kayıpları olmadığını gördük. Yani banka hisselerine baktığımız vakit işte yüzde ikiler civarında belki bir takım kayıplar varken başka sektörler ulaştırma da olsun, holdingler de olsun çok daha fazla kayıplar gördük. Enerji tarafında çok daha fazla kayıplar gördük. Dolayısıyla bu kadar derece yüksek kayıp olan yerlerdeki geri kapatmaların biraz daha fazla olacağını düşünüyorum eğer ki pozitife dönecek olursa ilk baştaki pozitif etkileri ben işte holding tarafında, ulaştırma tarafında buralarda daha çok görüleceğini tahmin ediyorum. Ve buralardaki artışların daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Bankacılık tarafında da bir takım alımlar gelecekler elbette ki borsa tarafında ama bankacılıktaki alımlar nispeten bahsettiğim gibi holding ulaştırma kadar olmayacaktır. İlk talepler buraya gerek, bu sektörlere yakından takip etmek bence faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bankacılıkta aslında daha sınırlı bir etkiden söz ediyoruz. Evet. Evet. Peki Murat Bey, şimdi aslında biz petrolü böyle Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler sebebiyle böyle bir yukarı bir aşağı takip ediyorduk ama en son yüksek fiyatları konuşmuştuk. Şimdi Amerika'daki resesyon ihtimaliyle petrolde de dün aslında tarihi düşüşlere tanıklık etmiş olduk. Petrol cephesine biz Orta Doğu'yu mu baz almalıyız yoksa şu anda yaşanan bu resesyon endişesini mi göz önüne almalıyız? Çin faktöründen başlamalıyız bence petrolü göz önüne alırken. Oradaki e, talepin düşük olması, küresel talepte bir daralma olması bence başlıca etkenler. Çünkü dünkü yaşanan kriz olmasaydı da e, petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketler zaten vardı. Ee, küresel çapta dün yaşanan şok çok bak, baktığımız vakit hangi enstrümana bakacak olursak orada aşağı yönlü hareket görüyoruz. Dolayısıyla e, bundan işte örnek veriyorum bir ay sonra bir analiz yapacak olsak e, şeyden işte May temmuzun ortasından o zamana kadar bir zaman çizelgesi geçirsek bence bu aralığı çıkarmalıyız analizin doğru yapılması için. Çünkü burada petrol, altın, işte emtialar hepsinde değer kayıpları oldu. Küresel tarafta jeopolitik etkiler çok fazla bence şu anda gündemde değil. Çünkü öyle bir çağdayız ki Nurhan Hanım. Jeopolitik artık etkiler, jeopolitik gündem gündemimizin bir parçası oldu. yani evet, Eskisi gibi artık Orta maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunlardan çok OPEC'in politikaları, Çin'in üretim talepleri bunlar biraz daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Petrol fiyatlamasında da ben öyle 84-85 dolarlar, bu sene çok fazla göreceğimiz tahmin etmiyorum en azından yakın vadeli diye söyleyeyim ama kısa zaman içerisinde 80 doların üzerine 81-82 dolar varil fiyatına bence gelecektir petrol fiyatlamaları. Şimdi siz aslında petrol cephesinde Orta Doğu'daki gerilimlerden ya da en azından tüm jeopolitik gerilimlerden uzak bir fiyatlama olduğu görüşündesiniz ama işin bir de altın boyutu var. Gram altında da dün böyle rekorları kaydetmiş oldu. Peki altın da güvenli liman olarak şu anda jeopolitik gelişmelerden bağımsız mı hareket ediyor sizce? Şimdi tüm bu resim içerisinde en önemli nokta bu bahsettiğiniz konu bence. Ons altın konusu. Yani bütün bu küresel şokta, bütün bu karmaşa içerisinde normal şartlarda yasak kağıda e, desek ki böyle bir senaryo var. Bize lütfen artış potansiyeli olan e, enstrümanları enstrümanlar listeler misiniz desek herhalde o kağıt sizin önünüzde de benim önümde de gelse başkalarının önünde de gelse ons altında bir yükselişe oynanır muhtemelen. Ama olmadı. Çünkü e, küresel piyasalarda paranın akışı ve yatırımların nereye gideceği tarafında bir e, kaos var. Ancak bundan <laughs> ons altın bence nemalanacaktır bir şekilde oradan başladığım noktada. Çünkü hep bunu söylüyorum. 2280 dolar civarlarında çok güçlü bir destek var onsaltında. altında. Yani oranın altına, oraya yaklaşsa bile tekrar toparlanıyor. Ve ons altının ben 2400 doların üzerindeki seyriyle beraber 2500-2600 dolarlara bir hareketini tahmin ediyorum. Gram altın tarafına geldiğimiz vakit orada da bence gram altın yatırımcıları rahatlıkla 3000 TL seviyelerine doğru hareketi şu anda fiyatlayabilirler. Çünkü hem ons altın etkisiyle hem de dolar TL'nin yıl sonu doğru hareketine baktığımız vakit zaten işin matematiği gereği 3000 TL gram altın fiyatlaması geliyor. Dolayısıyla işte hep o sorulan bu seviyeden gram altın alalım mı almayalım mı sorusunun cevabı halen bence evet rahatlıkla alınır şeklinde yanıtlanabilir durumda. O zaman alın fırsatı olarak devam ediyoruz. Aslında biraz da yurt içi piyasalardan böyle ben devam etmek istiyorum. Şimdi hepimizin son zamanlarda konuştuğu en çok onlardan bir tanesi aslında carry trade. Kurda böyle çok hareketli zamanlardan geçmiyoruz. Virgül farklarıyla ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Burada carry trade artık Türkiye'nin omuzlarına bir yük olmak noktasında mı şu anda? Yani kur müdahalesi gerekiyor mu sizce carry trade'in altından çıkabilmemiz için? E tabii yani kur müdahalesi şöyle ki e, iki taraf iki e, bacağı var kuru tarafından beklenen e, müdahalenin Yani müdahale de müdahalenin bırakılması diyeyim hatta ben buna. Bir carry trade tarafı bir de ihracatçı baskısı tabii ki. E, carry trade'e baktığımız vakit e, hep şunu söylüyoruz. E, bu aslında Türkiye'deki rezerv dinamiklerini ve Türkiye'nin e, döviz pozisyonunu da bence ciddi manada bozan bir şey oldu, para akışı oldu. Çünkü çok hızlı bir şekilde gidip gelen para akışlarından bahsediyoruz carry trade tarafında. Ancak orada halen yabancılar tarafında e, kur riski taşıyan bir ülke e, şeyinden biz çıkamadık. Çünkü e, baktığımızda e, dolar TL'nin bu seviyelerdeki yatay gidişatının böyle olacağı ve e, böyle olacağı bir tahminler içerisinde değildi. Bir de halen acaba anlık bir yükseliş gelir mi endişesi maalesef kafalardan bir türlü gitmiyor. Dolayısıyla yabancı da bu kur, kur, riskini henüz almak istemediğini ötürü carry trade'de çok dalgalı bir hareket yaşıyoruz. Niye? Çünkü tahvil piyasasında biz ciddi girişlerin olmasını bekleriz. Tahvil piyasasına bence giriş için de uygun bir zemin aslında var. Hangi zemin o? Faizler şu anda zirve seviyesinde. Yani Merkez Bankası'ndan ilave bir faiz artışı beklenmeyen bir ortamdayız. Hatta indirimleri konuşuyoruz yani şu an tartışıyoruz. Faizler zirvedeyken tahvil piyasasına girişin için en doğru zamanlamayken halen carry trade son derece böyle akışkan sıcak para giriş çıkışlarını görüyoruz. Dolayısıyla bence kur tarafında hatta belki 8 Ağustos'taki enflasyon raporu sunumu bunun için iyi bir fırsat olabilir. Bence Merkez Bankası yönetiminin carry trade anlamında orayı biraz daha stabil hale getirmek, getirmesi için kurla ilgili ve para politikası ile ilgili önemli bir fırsat var önünde. Bunu iyi değerlendirmeli. Yabancı yatırımcı nezdinde kur tarafında yıl sonuna doğru bir ilave artış şoku, bir beklenmeyen değişim olmayacağına dair güven aşılanması için bence 8 Ağustos önemli bir tarih. Bundan sonraki süreçte bence carry trade acaba ne şekilde gidecek onu daha yakın izleyeceğiz, göreceğiz gibi gözüküyor. Umarım buradan sonra çok daha doğru adımlar atılır. Çünkü burada bir de Merkez Bankası'nın rezerv riskiyle karşılaşmış olacağız yanlış müdahaleler sonucu. Murat Bey çok kısa bir vaktim kaldı. Son bir dakikanın içindeyiz ama sizden dün açıklanan enflasyon verilerine ilişkin de aslında görüşlerinizi almak istiyorum. Hem o verileri değerlendirmenizi çünkü beklentilerle biraz ters gelen verileri karşıladık. Hem de yıl sonu için OVP'de belirlenen hedeflere ilişkin görüşlerinizi alarak programı kapatalım dilerseniz. Ee, tabii dünkü yayınlanan e, enflasyonda TÜİK'in rakamlarında aylık enflasyon bence ekonomi yönetiminin e, tahminleri içerisinde beklentiler içerisinde değildi. E, olması gerekiyordu. Bu bize şunu gösteriyor. Yıllık üst banttaki 42 e, enflasyon hedefinin de OVP'deki ve Merkez Bankası hedefindeki ciddi manada riske girmiştir ve bence e, OVP'de, Merkez Bankası da 42'de üst bantta gerçekleşen bir enflasyonu da kendi karnesi açısından çok bozucu bir enstrüman olarak almayacak. 8 Ağustos'taki toplantıda enflasyon raporunda enflasyon güncellemesi değil de bence tek bir soru şu sorulmalı Merkez Bankası yönetimine. Bundan sonra yılın sonuna doğru olan dönemde aylık bazlık enflasyon hedeflemesi nedir? Ve aylık bazlı enflasyonun tekrar beklentilerin üzerinde çıkma riski görülüyor mu görülmüyor mu? Bu soruya verilecek yanıt bence 42 olan üst bant yakalanacak mı yakalanmayacak mı e, sorusunda çok net bir şekilde yanıtlayacaktır diye düşünüyorum Nur Hanım. Çok teşekkür ediyorum Murat Bey detaylı yanıtlarınız için. Aslında piyasalar yangın yeriyken siz yatırımcıların içine böyle gönlüne bir nebze de olsa su serptiniz. <laughs> Peki çok teşekkürler sağ olun. Teşekkürler. Evet sabah ekranının bu kısmından sonuna gelmiş olduk. Piyasa yönünde Eko Ankara temsilcisi Gökcan Tuncer ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacağız.